Aysel, ne yapıyor kızım bu çocuk? Giyiniyor baba, gidecek. Nasıl gidecek bu halde okula be kızım? Salya sümük hasta. Ayakta duramıyor. Dinlemiyor ki beni. Söyledim ama sen de söyle istersen. Dinlemez gider. Babasının oğlu. Ödevleri de okuyup bitirmemiş. Sen şu devlete bak. Yazık, yazık. Öğretmeninin taksicilik yapmaya mahkum ediyor. Seçimlerden sonra öğretmenlerin durumu biraz düzenlenecekmiş baba. Kanun hazırlıyorlarmış. Bekle. Kim gelecek hükümete kızım? Ne değişecek? Laf bu. Böyle konuşunca da Zülfiyar'a dokunuyor. Adımız muhalife, münafıka çıkıyor. Söyle Allah aşkına, bıraksın şu taksiciliği baba. Kaldıramıyor adam. Bünyesi zayıf. Vazgeçtim ben parasından pulundan. Kaç kere söyleyeceğim kızım? Dilimde tüy bitti. Öğrencileri de üzüyor bunu baba. Ne var? Allah aşkına aramızda kalsın. Taksicilik yaptığını duymuşlar. Korna getirmişler sınıfa. Yapma be. Bakar gelelere. Çok yaşa. Çok yaşa yavrum. Ayşen, kahvaltı hazır mı? Hazır. Gel. Oğlum gitme bu halde, korkuyorum. Daha benden üşütüp zatürre olacaksın. Gitmem lazım babacığım. Sıkı giyinirim, bir şey olmaz, korkma. İnat etme evladım. Ben seni yerine gider ilçe eğitim müdürlüğünden izin alırım. Oo babacığım, bilmiyor musun bizdeki bürokrasiyi? Sen o izni alana kadar benim hastalığım geçer. O da doğru ya. Hah. Hah, Cafer sen misin? Gel. Buyurun, iyi günler. Hocam nasıl? İyi, iyi. Hocam nasıl oldun? Durum pek iyi değil Cafer'ciğim, sağ ol. Vah hocam vah, gececilik zor. Sen kaldıramazsın o işi. Duydun mu bak ne diyor? Ne yapalım Cafer'ciğim, hayat mücadelesi. Kaloriferden şikayetçiyiz, şikayetçiyiz Cafer. Söyle Sabri Bey'e, akşamları erkenden söndürüyorsunuz. Siz de söyleyin hocam. Tabii kendi evi giriş katında. Öyle bir derdi yok, sıcacık. Akşam 9'da söndürtüyor kitapsız. Olmaz ki ama bak, hasta var, üşüyoruz biz. Söyle ona inmeyeyim aşağıya. Baş üstüne efendim, iyi günler. Nazif ulan. Efendim babacığım. Korna çalıyorlarmış arkandan hergeleler. Bak şimdi, sen mi söyledin Aysel? İyi yani, aşk olsun baba.